Mutfağımdan Yemek Tarifleri kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Kahvaltılarına güzel, lezzetli bir sunum katmak isteyenler için pratik, lezzetli ve gördüğünüz gibi sadece 2 malzemeli bir yumurta tarifi paylaşacağım. Gerçekten hem lezzet olarak hem de yiyenlerin göz zevkini dolduracak nefis, pratik bir tarif. Hazırsanız hemen başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videomu görenlerden de kanalıma destek olmak için yorum ve beğeni bekliyorum. Videomuzda kullanacağımız kahvaltımıza, yumurtamıza güzel bir sunum katacak olan püf noktamız da fincan. Yumurtalarımızı fincanda pratik bir şekilde pişireceğiz. Tarifimizi ilk olarak fincanlarımızı yağlayarak başlayacağız. Şöyle bir çay kaşığı kadar yağı tüm fincanlarımın içerisine aktarıyorum. Fincanların kuru olması çok çok önemli. Bu tarifi ben çok uzun yıllardır deniyorum. Kesinlikle çatlama vesaire olmuyor. Şimdi şöyle fincanlarımızın her tarafına yağımızı gezdireceğiz. Fazladan yağ varsa da onu aktarabiliriz. Çok fazla yağlı olmasına gerek yok. Evet arkadaşlar, tüm fincanlarımı güzelce yağladım. Şöyle dibinde çok az bir şekilde de sıvı yağından bıraktım. Bu esnada fazla yağ bırakmayın. Yoksa yumurtalarınız çok yağlı olur. Yumurtalarımızı fincanlarımıza kırıyoruz. Bu esnada yumurtalarınıza istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben karabiber ve tuz kullanacağım. Her bir yumurtamızdan bir tutam tuz ilave ediyoruz. Göz kararı, damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Yumurtama baharat olarak ben karabiber kullandım. Siz isterseniz kırmızı pul biber ya da toz biber de kullanabilirsiniz. Yumurtalarımı bu şekilde tencereme yerleştiriyorum. Bu boşluktan fincanlarımın yarısına gelinceye kadar su ilavesinde bulunacağım. Ben yumurtalarımı katı kıvamlı bir halde sevdiğim için 20 dakika kadar pişireceğim. Siz kayısı kıvamında seviyorsanız bu pişirme süresini daha az yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi fincanlarımın yarısına gelinceye kadar su ilavesinde bulundum. Şimdi ağzı kapalı bir şekilde yumurtalarımı pişireceğim. Tenceremin kapağını kapattım. Ocağımın büyük tarafına aldım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Tenceredeki suyum kaynadı. Artık yumurtamın altını kısıyorum ve kısık ateşte 20 dakika pişireceğim. Siz kayısı kıvamında istiyorsanız 10-12 dakika pişirmeniz yeterlidir. Ocağımın altını kapattım. Şimdi fincanlarımı tenceremden çıkartacağım. Fincanlarımın biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da yumurtalarımı çıkartıp sunumunu sizinle paylaşacağım. Sunumunda yoğurt ve baharatlı yağ karışımı kullanacağım. Yumurtalarım pişti, yeterince soğudu. Şöyle kenarlarından biraz hava aldırdığımız zaman çok kolaylıkla yumurtalarımız çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yapışma belirtisi yok. Şu şekilde ters çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor ve burada da yapışmadığını görüyorsunuz. Şimdi bunları sunum tabağıma alacağım. Yumurtalarımızı bu şekilde buharda pişirdiğimizde gerçekten lezzetine hayran kalacaksınız. Ben çok yumurta sevmeyen birisi olarak bile kişi başı 2 tane servis yapacağım. Şöyle hemen gözünüzün önünde tekrar ikinciyi de çıkartıyorum. Yoğurduma şöyle bir tutam tuz ekliyorum ve çırpıyorum. Yumurtalarımı bu yoğurtla beraber servis yapacağım. Tabağımın şöyle alt kısmına 2-3 kaşık kadar yoğurdumu yayıyorum. Evet, yumurtalarımı bu şekilde servise sundum. Her birinin üzerine de şöyle bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ilavesinde bulunacağım. Ayrı bir tarafta da tereyağlı baharatlı bir sos hazırladım. Şimdi bu sosumu yumurtalarımın üzerine veriyorum. Sunumunu, iç dokusunu da şimdi sizinle paylaşacağım.
Kahvaltılık fincanda yumurtamın sunumunu da bu şekilde yaptım. Gerçekten kahvaltılarda çok farklı ve güzel bir lezzet oluyor. Yiyen herkes hem beğeniyorlar hem de nasıl yaptığımı soruyorlar. Şöyle size iç dokusunu göstermek istiyorum. Ben 20 dakika kadar pişirmiş olduğum için içi bu şekilde katı ve sert bir kıvamda. Siz isterseniz daha az pişirerek kayısı kıvamında yumurtalar da elde edebilirsiniz. Yumurtayla, yağıyla gerçekten güzel bir lezzet oluyor. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yarın başka lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.